Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda WhatsApp'ta son görülme nedir? WhatsApp'ta son görülme nasıl kapatılır konusuna değineceğim. WhatsApp çevrim içi ve son görülme. Kişilerinizin çevrim içi olup olmadığını veya en son WhatsApp'ı ne zaman kullandıklarını gösterir. Varsayılan olarak WhatsApp'ta son görülme çevrim içi gizlemeyi seçmediğiniz sürece açıktır ve tüm kişiler tarafından görülebilir. Çevrim içinin anlamı kişinin cihazında WhatsApp'ın açık olduğunu ve internete bağlı olduğu anlamına gelir. Ancak mesaj attıysanız o an mesajları okuduğu anlamına gelmez. En son görülme ise WhatsApp uygulamasındaki son etkinliğini gösterir. Uygulamanın açık olmadığını, bunun yerine cihazlarında son etkin olunan zamanı gösterir. Yani uygulamada ne yaptığına bakılmaksızın WhatsApp'ta bulunduğu son zamanı gösterir. Çevrim içi ya da son görülme hiç fark etmez. Bu kişinin WhatsApp'ta illaki insanlarla yazıştığı anlamına da gelmez. Hiçbir şey yapmadan WhatsApp'ı açıp kapatması bile son görülme ve online olarak işler. Belki mesaj yazmak istemiyor olabilirsiniz, lakin sadece aramalara cevap veriyor olabilirsiniz. Bu durumda da hep WhatsApp'ta son görülme saatlerinizde aktif olduğunuz saatler işlenir. Her işin bir sırası vardır, öyle değil mi? Bu durumdan rahatsız iseniz WhatsApp'ta çevrim içi son görülme bilgisini kapatabilirsiniz. WhatsApp gizlilik ayarları sayesinde son görülme ve çevrim içi zamanınızın görüntülenmesini gizleyebilmeniz için adımlara geçeceğiz. WhatsApp'ı açalım, kişilerimizden bir tanesine dokunalım. Bakın burada son görülme saati Salı 9:56 gözüküyor. Yani en son aktif olduğu süreç Salı günü 9:56 oldu. Ama ne yaptığını bilmiyoruz. Telefonla mı konuştu, mesajı açtı mı hiçbir fikrimiz yok. Belki de WhatsApp'ı açıp kapattı sadece. Veya durum paylaştı. Burada kendinizde bu bilginin gözükmesini istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Bazen de burada sadece çevrim içi diye yazar. Çevrim içi olduğu da o an WhatsApp kullandığı anlamına geliyor. Eğer bu bilginin paylaşılmasını istemiyorsanız bu bilgiyi kapatabilirsiniz. Lakin siz kapattığınız sürece başkalarındaki bu bilgiyi de göremeyeceksiniz. Peki nasıl kapatabiliriz? Öncelikle WhatsApp açtığımızda sağ tarafta bir 3 nokta göreceksiniz. Sağ üstteki bu 3 noktaya dokunuyoruz. Sonra ayarlara dokunuyoruz. Burada hesap, gizlilik, güvenlik ve numara değiştir bağlantısı var. Bu bağlantıya dokunuyoruz ve ardından da yine gizlilik bağlantısını seçiyoruz. Son görülme başlığı altında herkes görünüyor. Şu anda benim ayarım herkes açık olduğu için herkes olarak görünüyor. Son görülmeye dokunuyorum ve burada kişilerim ve hiç kimse ayarları var. Kişilerim sadece telefon rehberinizdeki olan kişilerdir. Kişilerimi seçtiğinizde sadece sizin telefon rehberinizdekiler sizin online olup olmadığını veya WhatsApp'ı ne zaman kullanıp kullanmadığınızı görebilirler son görülme ve çevrim içi olarak. Hiç kimseyi seçtiğinizde ise son görülme, çevrim içi gibi bilgiler hiç kimseye gönderilmeyecektir. Ben hiç kimseyi seçtim. Bakın şu anda demin profile bakmıştık. Burada son görülme saati Salı olarak gözüküyordu. Salı günü 9:56 olarak gözüküyordu. Şu an son görülme bilgisi görünmüyor. Bunun sebebi benim son görülme çevrim içi bilgimi kapatmış olmam. Belki WhatsApp'ta bir kişinin en son görüldüğü zamanı göremememizin nedenleri başka ne olabilir? WhatsApp'ta bir kişinin en son görüldüğü zamanı göremememizin nedenlerinden bir tanesi de engellenmiş olmaktır. Eğer bu bilgileri gizlemek için siz herhangi bir ayar değişikliği yapmadıysanız, başkası sizi engellediyse bu bilgileri de göremeyebilirsiniz. Bunun sebeplerinden biri de bu olabilir. Bu videomuzda da WhatsApp'ta son görülme ve çevrim içi ve bunun ayarının nasıl kapatılacağından bahsettik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.siyafix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, like atabilir ve yorum yapabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki çan ikonuna tıklayaraktan abonelik aldığınızda yeni videolarımızdan anında haberdar olabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.